Hayır! Merhaba, umarım az önceki giriş sizi korkutmamıştır. Korkuttuysa da zaten korku oyunu izliyoruz. Evet, izleyeceğiniz tüm video 4 saatlik yayından indirgenmiş görüntülere sahip. Birazcık sizin için kırptım. Upuzun yayınları izlemek istiyorsanız ve artık yayınlar nerede olacak diyorsanız artık Nimo TV'de yayınları yapıyoruz. Aşağıdan girip bakabilirsiniz. Aşağıda açıklamada var. 20.00'da başlıyoruz yayınlara. Ayrıca bu akşam 20.00'da Five Nights at Freddy's ise devam ediyoruz Nimo TV'de. Siz de aşağıdan linkten katılabilirsiniz. Ayrıca Five Nights at Freddy's Security Breach'te her gün yepyeni bölümler atıyorduk. O yüzden de çok aşırı bir ilgi vardı. Eğer bu seriye de her gün 30 bin beğeni gelirse her gün bambaşka bir bölüm atmaya çalışacağım. Oyunları en zor halleriyle bitireceğim, çıldıracağım, kafayı yiyeceğim ve ruhum karanlık dehlizlerde. Her 30 bin beğeninden sonra yepyeni bir Five Nights at Freddy's videosu gelecek o zaman. Hadi videoya geçelim. Aynen. Videoyu beğen. Hemen. Elin beğeniye gitmiyor gibi duruyor. Bu arada komik diye gitmesi direkt. Tamam işte asıl boktan gece, geçemediğimiz geceye hoş geldiniz arkadaşlar. Aynen. Bu geceyi şu ana kadar bitiremedik. Çünkü müzik kutusu sonuz. Öyle bir dönüyor ki yok abi böyle bir dönüş. Şuna bak. Işık da sıkıntı. Ne yapacağım bilmiyorum. Yani şu an sessiz de aslında. Oyun rastgele geliştiği için de olabilir. Emin değilim. Başladık yine. Afiyet bal şeker. Mesai başladı arkadaşlar. Yani ben bunu sadece bu arada haftalık 100 dolar mı ne alıyorsun bu oyunda biliyorsunuz değil mi? Sadece 100 dolar. Ya Türkiye'de 100 dolar iyi şu an. Onda bir sıkıntı yok ama bu adam bu işi Amerika'da falan yapıyor. O yüzden bilmiyorum ucuza gidiyor bütün iş. Ya artık dolar o kadar artıyor şey oluyor ki. Ya 100 dolar haftalığa ya bu işte çalışırsın yani. Bana ne hayatım çok da önemli. Zaten yaşayamayacaksın öbür türlü de değil mi? Kazan 100 dolar yaşa hayatına bak yani. Temiz para. Bu arada solda sağda yine havalandırmadan bir şeyler yiyoruz. Mangle çok ses yapıyor. O beni aslında gözümüzün önünde olması iyi diyecektim. Yok oldu saniyesinde. Tamam lütfen. Nerede? Balon çocuk selam. Tamam gitti o. Sadece önümdeki şeyin ne olduğunu bilmiyorum şu an. Ha sizsiniz tamam. En azından Foxy'yi ışıkladık. Sonra seni şöyle bir maskeledik. 1, 2, 3, 4. Tamam Foxy gitti. Tek sıkıntı senin kalman şu an. Bu arada bu gece çok sert geldi. Cidden çok sağlam bir başlangıç oldu bu. Emin değilim başarabileceğime. En azından ilk denemede. Flashlight falan fena değil. Tedbiri elden bırakma ama en kötüsüne de hazır ol. Yani... Gerçi ikisi aynı şeye çıkıyor. Korkudan ne dediğimi bilmem. Boş verin beni. Of! Tamam! Yedik galiba. Bunda... tamam. Milisaniyeler daha önemli diye düşünüyorum. Oğlum bu neden aydınlanmıyor? Geçti. Freddy selam. Selam Freddy daha sıkıntı bu arada en zor giden şey Freddy. Abi Freddy gelmeseydi en iyisi olabilirdi bizim için. Şu an tek istediğim gider misiniz arkadaşlar? Tamam biliyorum beni çok seviyorsunuz ben de sizleri seviyorum inanın. Tamam Freddy of. Gittin. Tamam. Tamam. Hayır, o başka bir sesmiş. Tamam, çok fazla ses geliyor. Hayır. Bunu fazla kurmam lazım, üzgünüm. Daha farklı, hiçbir yerden hiçbir şey gelmiyor. Saat 4, okey. Bak bu kadar çabaladıktan sonra lütfen istemiyorum. Jumpscare da yemek hiçbir şey istemiyorum. Haksızlık olur. Yani. Tamam. Flash. Çok kullanmışım flash'ı. Çok özür dilerim. Yeterli gibiydi. Hayır. Yeterli gibiydi. Flash'tan gitmeyeyim.
Belli ki ucu ucuna. Çok bir şey istem. Belli ki ucu ucuna. Bu arada bunu da yedim galiba. Evet. Ay ya. Çok güzel gidiyordu. Ya böyle ucundaydı. Çok ucundaydı. Evet, Freddy'ler de 5 gece. Freddy de 5. gecemiz tam da bitiyordu ucundan. Ama güzel dayandık şimdi. Yani muah. Ama bu sefer yine flash'tan olmadı ya. Flash'ı kullanmaya değil de reflekslerimi geliştirmeye özen göstermem lazım. Şimdi ilk konumuz kim? Foxy. Başka biri olamaz. Ondan sonra biraz daha odak gideceğim ya. Emin değilim. Gel, aramızda astım hastası olan var mı? Ve böyle daralma sesleri duyunca böyle daralması, böyle nefesi darlığı çeken falan. Eyvah ya, of. Tamam, geçti. Tamam, Fox'a sıkıntı değil. Şu şarjı birazcık daha sanki sondaymış gibi kullanırsam sıkıntımız yok. Dayanırız. Hiç Freddy jumpscare'ı yemedik ama. Yemek istediğimden değil, sadece öyle ufak bir bilgi olarak söylüyorum. Sadece göbüşlerini görebiliyorum. O kadar kısacık bir şeyim ki. Göbüş. Ben de bu kadar göbüş. Evet, Mangle yine geldi. Tamam, Mangle gitti. Ama balon çocuk koca götünü yine havalandırmaya, sıkıştırmaya çalışıyor sanırsam. 10 saattir ses geliyor. Ve bayağı da konuştu. Evet, merhabalar. Merhabalar. 1, 2, 3, 4, 5. Onun dışında balon çocuk. Vantilatör sesi havalandırma. Tamam, geldi. Çok güzel, geri gitti o. Önümde bir şey var ama ne olduğunu bilmiyorum şu an. Evet, belliydi. Yemedik. Freddy, gider misin? Freddy bu sefer fazla geldi. Yine Mangle. Biri chat'e bakıyor musun diye bir şey sordu. Evet, chat'e bakıyorum kanka. Bütün bunlara rağmen bakıyorum. Çık git, hızlı git, hızlı git. Hayır, Puppet! Puppet, alo! Tamam, galiba bir şeyler yedim. Şu an yemiş... Yakındı. Fazlasıyla yakındı. Fulllemek istiyorum bunu. Nedense fulleyebilirsem. Oldu mu? Oldu. Yakında biri var mı? Yok. Galiba... Ya tamam, şu an ağzımı açmak istemiyorum. Çok bir şey demek istemiyorum. Evet, hiçbir şey demeyeceğim. Anı yaşıyoruz abi. Hızlı bir şekilde anı yaşıyoruz. Mangle yine. Aa, burada yanarsam ağlarım. Gidip içeri gider, günlüğüme yazar. Ağlarım ya. Ağlayarak günlüğüme yazarım. Öyle bir seviye şu an. Öyle bir seviye. Lütfen saat 6 olur musun? Teşekkür ederim. tatlı değil, yılanı derinden çıkarır. Muah. Başardık lan. Bitirdik oyunu. Tabii full her şeyle bitirdik sayılmıyor. Teşekkür ederim. Lanet olası $100.50 içimi bunları yaptım. Jeremy Fitzgerald. Teşekkür ederim. Aynen öyle. Evet, bir de 6. gece var ama. Arkadaşlar, 6. gece yok edecek bizi, biliyorsunuz değil mi? Yani $100 biraz sıkıntılı bir iş bunun için ama. Bilmiyorum, çok yapmak istiyor muyum onu da bilmiyorum. O kadar gerildim ki. Hadi yapıyoruz abi, let's go. Tabii ki yapacağız. Ve yapmayacak mıydık? Çok istediğimi söyleyemem bu arada. Ama ne kadar sıkıntılı olacak? 6. gece lütfen. Golden Freddy falan. Golden Freddy falan var mı diyecektim. Golden Freddy var mı cidden? Destur lan, daha yeni. Lan bu ne? Bir dakika, ben şu an oyunun yeni metası. Evet, oyunun yeni metasıyla karşı karşıyayız şu an. Bu kadar erken bir başlangıç beklemiyordum. Bu kadarı biraz fazla değil mi abi? Ne tabakhaneye bok mu yetiştiriyoruz? Balon çocuk zaten gelince bir de Golden Freddy göreceğiz. Güzel. İstediğimiz her şey burada ya. Acaba Golden Freddy ne kadar kötü bir jumpscare atıyor? Çok merak etmek istemiyorum ama. Ben biraz paniklediğim için ışıktan kaybedeceğim bu gece gibi geldi bana. Düşünsenize, tek de yapıyormuşum falan böyle. Hiç sanmıyorum ama. Umuttur yaşatan sonuçta. Ama gerildim lan. Az önce bu kadar gerilmiyordum. Mangle'cığım. Şimdi bıngıl bıngıl. Sallanma oradan. Ben şöyle maske takayım, bir git. Anlaştık mı? Anlaştık galiba, gitti. Yani umarım. Of Mangle, of. Mangle dişi ya şimdi. Çekiyoruz yani, anladın mı falan diyormuşum.
Öyle. Teşekkür ederim Mangle beni sevdiğin için. Yani bunu aldım biraz. Aynen abi, herkes kucaklayın. 100 dolara çalışmayı bırakın. Her sarılmayı gidip de 1 dolar yapsaydım ben. Herkes kucak arıyor yani şu an. Müzik kutusu. Aa, yedik ya. Hiç beklemediğim anda çıktı çünkü. En korkmadığım jumpscare'dü. Çok belliydi çünkü. Aşırı belliydi. Of, sosyal mesafe. Sosyal mesafe mi kaldı arkadaşlar? Ya o kadar lafta ki. Özellikle animatronikler arkadaşlar. Bütün gün orada dans ediyorlar. Sonra gece böyle geliyorlar, üzerime üşüşüyorlar. Bir şey diyeceğim, oluyor mu size? Bende olmuyor. Nefes almayı manuel indirgemek. Şu an nefes almayı hatırlatsam size. Nefes almanız manuel mi olacak? Tamam. Of, bu gece daha fazla geliyorlar. Her gece daha fazla geliyorlar. Güya da. Kime göre neye göre. Gerçekten kucaklaşmayı paralı yapmalıyız abi. Asıl oradan parayı kırardık. Hayır! Oh! Bu bayağı şeydi. Abi ya, Golden Freddy böyle yaptı. Fox'u buradan geçirdi böyle. Of, bir dakika, ben cam açacağım. Birden sıcak bastı. Ben Golden Freddy'den bir şey bekliyordum çünkü Foxy uzun süredir jumpscare atmamıştı. Bu 6. gece. Ya sen beni kazanacaksın 6. gece ya da ben seni kazanacağım. Bilmiyorum. Orada Five Nights at Freddy's'in yeni oyunu şey olarak çıkacaktı. Remake. Yani eski oyunun tekrardan yapılmış versiyonu falan çıkacaktı. O nerede acaba? Çünkü gerçekten sarmaya başladı. Ben bu kadar Five Nights at Freddy's fanı değildim. Yani arkasındaki hikayesi, hatta şey de oynayacağız. Chat, söyleyin. Five Nights at Freddy's'in fan oyunları, o kadar güzel fan oyunları buldum ki. Acaba da AAA tarzı gelir mi acaba? Çünkü Security Breach bayağı AAA oyundu. Bayağı kocaman ekiple yaptılar. Tabii tekrar oynanacak bir oyun mu? Değil. Bu mesela, bu Five Nights at Freddy's'i ben kaç kere oynadım yani. Bitiremedim ama bu ikinci oyunu. Security Breach'i tek atımlık. Bir de Security Breach'te o kadar korkutucu jumpscare'ler de yoktu. Bu bir tık daha korkutucu. Ama bilmiyorum, Security Breach'in yeri çok ayrı bende. Ben çok sevdim bu oyunu, böyle hikaye bazında böyle bir şey anlatma tarzı falan. Bu animatronikleri çok yalnız bırakmışlar burada. Hepsi sevgiye muhtaç. Yoksa ne beni öldürmesi falan, yok öyle şeyler. Hani beni çok sevdiklerinden üzerime atlıyorlar yani, öyle şey değil. Öldürmek için değil. Abi bu arada iki tane Freddy var. Bir tane eskisi geliyor, bir yenisi geliyor. Ben şu an fark ettim onu. Az önce nerede, neden fark etmemiştim acaba? Arkadaşlar, sarılmak için öldürme bahanesi falan aramanıza hiç gerek yok, biliyorsunuz değil mi? İstediğiniz zaman söyleyeyim, sarılırız yani. Dostluk böyle bir şey. Hayır ya, of! Kafayı yiyeceğim. Golden Freddy ya. Bak. Seni puppet, senin gittiğin yere gitmeyeceğim ben. Düşünsenize, ciddi anlamda mikrofon karşısına geçiyor. Evet, bugün oyunumu seslendireceğim. Golden Freddy. Kendimi görüyorum. Birbirini gösteren örümcek adam. Gitti. God damn. Oh, bu kan mı? Oh, şaka. Vişne suyu bu, vişne. Oh, mis gibi vişne suyu. Burada ne var? Küçük bir çocuk mu bu? Hemen öldürmeliyim. Bu arada gerçekten geçtiğimi zannetmiştim. Geçtiğimi o kadar zannettim ki bir umut kırıntısı. Golden Freddy cidden.
deli ediyorsun ha. Kalp atışıma bakacağım bu arada. Sadece bir meraktan. Kalp atışım 111'miş. Oh, geçelim şu bölümü de. Rahatlayalım. Siz de rahatlayın. Ben de rahatlayayım. Yani kameradan beni izleyen FBI ajanları da rahatlasın. Herkes rahatlasın arkadaşlar. Ya, FBI'ler 3 gündür bunu izliyor bizle beraber. Adamlar acaba bu adam ne yapıyor? Geçebiliyor mu diye. Bakıyorlar. Çekirdek çıtlıyorlar. Değil mi? FBI abilerimize de birazcık saygı. Golden Freddy'den kaçmanın yöntemini bilmiyorum bu arada. Fark ettiniz mi? Merhaba sana da balon çocuk. Lan balon çocuk sürekli geliyorsun. Hiç balonlarını almıyoruz ki. Hiç de sormuyoruz ki ihtiyacın var mı paraya falan. Tamam ben halledeceğim ya. Halledeceğim. Bak 100 dolar zaten maaşım var şurada. 50'si senin be oğlum. Gel beraber yaşayalım. Balon satma. Evlatlık alayım seni. Salla bunları. Ne gerek var böyle şeylere? Değil mi? Ben senin baban olacağım bundan sonra. Hayır. Saçma espriler aklına gelmesin. Baban olacağım dediğim için. Hayır. Evlatlık alacağım seni. Tamam. Hatta sen balon satmayı çok seviyorsan, alışkanlık yaptıysa gideceğiz beraber satacağız lan balonları. Daha ne yapalım ha? Daha ne yapalım? Ben şu anda gel. Gel balon çocuk gel. Şu an gelme gerçi şimdi git. Gideceğim mi gittin? Teşekkür ederim. Bazen koca götünü kaldırması uzun sürüyor. O da ne yapsın? Spora mı gidiyor? Kendine vakit mi ayırıyor? Bir şey yapamıyor ki. Balon satıyor sadece. İşte arkadaşlar. Öyle. Bir balon çocuk kolay yetişmiyor. Böyle. Koca götünüz havalandırmaya sıkışa sıkışa. Öyle. Bu arada Foxy neden gitmiyorsun? Normalde de sapıklık yapıyor ama bu kadar yapmıyor. Hadi yedik yedik. Bağırmana gerek yok ya. Arkadaşlar ben vallahi alıştım. Yapacağınız varsa gelin sarılın bana. Oh. Çocuklara kek mi götüreceğim? Sen neden ağlıyorsun evladım? Tamam. Kime götüreyim? Sana götüreyim. Dur sana götüreyim dur. Ha hepsine götüreceğim. Tamam ağlamayın lan. Vay veletlere bak. Azıcık şeker girmesin lan. Şeker zararlı vücudunuza. Ne dediğimi anlayacaksınız sonra ama. Gelin siz benim bir yaşıma. Ama ben neden gidemiyorum? Evet gidemiyorum. Bir şey oldu bana. Alo. Alo. Affedersiniz. Ah. Araba geldi. Al. Ah! Oh! Ya yeter oyun. Bak. O kadar fazla şey yapıyorsun ki her şeye kanıyorum. Her şeye çok fazlasıyla kanıyorum. Ben de salak gibi izliyorum ya. Ben de salak gibi izliyorum. Çok iyi düşünmüşler. Abi bildiğin afiyetle yiyorum şu an tüm jumpscare'leri. Abi de böyleyim lan. WASD çalışmıyor. Buna bassam ha, bu da çalışmıyor falan. Hani bir şey yapacağımı sanıyorum. Klavyeye falan bakıyorum, araştırıyorum. Yani full fokus ekrana bakıyordum. Bütün odağım ekrandaydı. Bak özellikle 6. geceyi geçilemez yaptılar bence. Bu oyunları oynayalım diye. Değil mi? Böyle bir şey sezdim ben. Gram'da korkmadımcılar yine burada arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Size şimdi YouTube'un bana Minecraft izlenmeleri için verdiği plaketi vereceğim size. Gerçekten korkmadınız. YouTube'dan özel gelen plaket. Şöyle size veriyorum arkadaşlar. Gerçekten kutluyorum sizi korkmadığınız için. Buyurun. Yarın kargolayacağım arkadaşlar. Korkmayanları aynen. Ne yapayım? Ben korktum. Toplumda gerilenler var mı? Biri bana bıçak çekecek falan diye o şeye girecektim. Ya bu adam bana bıçak çekerse? Ya bu adamın... Ya hayır. 30 santim bir palası varsa işte o zaman işler değişir arkadaşlar. O zaman işler değişir. Niyet ettim 6. geceyi geçmeye. Tek istediğim 6. geceyi geçebilmek. Hani CV'me yazacağım. Diyeceğim ki bir iş görüşmesine gittiğimde patronum benim. CV'm şöyle vereyim size. Aynen. Evet, Five Nights at Freddy's 6. geceyi geçtim. Doğrudur beyefendi. Evet, aynen. Efendim, evet. Aynen öyle. Ama 7. geceyi geçemedim. O kadar da becerikli değilim. Dur, ilk 6'yı geçelim de 7'yi deneyeceğiz. Morgan Fox'u gerçekten hiç gitmemeye başladı. Neden hiç gitmemeye başladı onu anlamıyorum. Baksana ben ne yaparsam yapayım gitmiyor artık. Öyle de götü boklu bir duruma geldik. Bu arada flashlight'tan gittik bu gece. %1000 emin olmasam da emin gibi bir şeyim. Of, Bedwars olacak mı? Abi bilmiyorum şu 6. geceyi geçelim de her şey olabilir.
Bir de biri diyordu. Çok bakıyorsun müzik kutusuna. Bakmayayım da gör ebeninkini. Allah Allah ya. Bu adam acaba açıp oyunu oynamış mı? Of. Of, cidden tek kelime yapı diyebileceğim şey of. Of. Tamam, 5 kere. Yine Golden Freddy yemek istemiyorum çünkü. Hayır ya. Of ya. Of ya. Yedik ya. Bıktım sizden. Böyle yememişiz bu arada. Çok çok özür diliyorum saygısızlığım için. Bıkmadım sizden arkadaşlar. Golden Freddy. Abi jumpscare yemedim. Hayır. Abi bu gece neden bu kadar gerici? Ben bu kadar şeyden sonra geçersem çok güzel olmaz mı ama? Tabii. Hayır Puppet, hayır Puppet, hayır Puppet! Puppet! Puppet, hayır, hayır, hayır! Şey yaptım, sardım, sardım, sardım! Yuhuu! Lütfen, hayır! Kafa yiyeceğim artık! Kafa yiyeceğim, bu oyun... Bu oyun, bir şey kırmadım değil mi yatağın üzerinde? Bu oyun beni sinir krizi geçirttirecek arkadaşlar. Çok şans işi bir yandan. Bu oyunu geçtikten sonra sanırım bir psikoloğa gideceğim. Ve rüyamda animatronikleri gördüğüm falan şey yapacağım. Çünkü 3 gündür bunu geçmeye çalışıyorum. İyi kilo verdin. Evet, kilo çok güzel verdim bu arada. İnancımı kaybetmeye başladım bu arada ya. 2-3 deneme sonra ben tükenebilirim. Ömrümden ömür gitti. Bir de bana sor abi. Bir de bana sor. Öyle bir şey ki şu oyun. 1-2-3-4-5. Her seferinde bunu yapmam gerekiyor mu onu bilmiyorum bu arada. Bu arada CTRL'den basmamaya başladı belli bir süredir. Arada basmıyor, algılamıyor. Sadece CTRL'e basıp spam attığım için döver gibi. Tuş da dayanamadı belli bir süreden sonra. Oğlum rüyamda göreceğim bu arada oyunu cidden. Buraya kapatacaklar beni ve ben ışık açıp kapayacağım. Normalde rüya gören bir insan değilim. Ama görürsem kesin bunu görürüm. Arkadaşlar konuşmuyorum, odaklandım. Tekrar ölmek istemiyorum çünkü. Hayır ya, of of, maske indirme bak. Şu mekanikten gidiyoruz ya. Gerçi gitmedim. Bilmiyorum, sinirlenmeye başladım artık. Gerçi yani... Bak maske indirme abi. Abi biri donumu indirip kaçıyormuş gibi hissediyorum. Of! Yok tamam. Bugün bir karar veriyorum arkadaşlar. Bugün bir karar veriyorum. Kendim için daha iyi olması için bir karar veriyorum. Kendime bir dakika ara mola veriyorum, tamam mı? Bir ara mola. Daha fazlası yok çünkü. Ya gerçekten bir donum indirip kaçıyormuş gibi hissediyorum. Sürekli maske indiriyorlar. Şu mekanik olmasa çok güzel gidiyordu gece ya. Gerçekten 8. sınıfta bizim böyle işte arkadaşlar birbirinin üzerine atlayıp böyle ezip yok işte sıranın arasına sıkıştırıp dolapların arasına sıkıştırıp klostrofobik alan oluşturup böyle seni orada bırakıyorlardı falan, dalga geçiyorlardı falan. Hani böyle her kişi oluyordu, her gün başka birine yapıyorlardı. O zaman hatta don indirip kaçıyorlardı böyle, hop indirip kaçıyorlardı. Ya aynı rahatsızlık var lan üzerimde. O şeyi maske bak korkutsun falan filan diye o maske indirdiğinde böyle gerçekten bir rahatsızlık hissediyorum. Kişisel alanıma girip böyle elleşiyormuş gibi bana. Ya üzerime atlasın öldürmek için. Boğuşayım. Ama yani elleşmesin. Şu ekran biraz huzur verici. Gerçekten şu ekran bu kadar huzur verebileceğini, bu kadar huzur dolu olabileceğini, bu kadar anlamlı olabileceğini düşünmezdim. Kızları dolaba sıkıştırıp kaçıyorlar mı? Sizin sınıfta öyle mi? Yok abi, biz erkek erkeğiydi. Birini tutuyorlardı, sıkıştırıyorlardı. O kişi ben oluyordum belki, başkası oluyordu. Sıkıştırıyorlardı, üzerine dolabı böyle baya baya ittiriyorlardı. Dolaptan dolayı kalıyordun öyle yani. Çünkü 5 kişinin ittirdiği kocaman gap geniş bir dolap oluyor. Step bra, I'm stuck. Öyle. Bir de böyle yüzücü falan filan Deniz diye bir çocuk vardı. Geniş omuzlu böyle baya upuzun bir şeydi. Ona da bir şey yapamıyorsun. Adam zaten tek başına tutup seni koyuyor oraya. Ve sen böyle hee kalıyorsun. Aa ne oldu, benim kulaklık falan gitti. Ah. Ne oldu?
Alo, merhaba. Merhaba. Ne yapıyorum şimdi? Puppet olduk. Sana gidiyorum. Hediye veriyorum sana. Al sana hediye. Noel Baba mıyım lan ben? Ho ho ho. Ho ho ho. Al bunu. Acaba bunda ne jumpscare yiyeceğim, hiç fikrim yok. Her gidişimde bir tane daha mı veriyorum? Al bir tane daha hediye. Yok, yeterli ya, bir tane hediye. Hayat ver diyor aslında. Oo, hadi bakalım. Sen Freddy ol, sen Foxy mi olacaksın? Ah, nasıl da bildim ama. Sen o zaman bundan sonraki Bunny çıkar abi. Hadi Bunny olabilir misin? Bak yine yavaşladı karakter, jumpscare gelecek eminim. Geliyor mu? Oğlum ben biliyorum, müneccim boku yedim galiba. Hadi. Bu da Chica. Bunu bilemiyormuşum, değil mi? evet. bekliyordum. Seni hain oyun. Her şeyi yapıyorsun ha. Gitmiş arkadaşlar. Gerçekten o kadar büyük darbeler yedim ki. Beynim kendini artık toparlayamıyor. Kafa tamamen gitti. Ruhum parçalara ayrıldı. Ve ruhumu toplayamıyorum arkadaşlar. Yani... Karanlık dehlizlerde çürümeye bıraktım ruhumu. Çürüdü. Ama ne kadar çürüyebileceğini ben de tahmin etmiyordum arkadaşlar. Bu kadarı bir tık fazla. Ben tamamen lanetli bir şeye dönüşüyorum şu an. Bu oyun tamamen mantığımı, gücümü elimden alıyor. Bu aslında benim cehennemim arkadaşlar. Bütün günahlarımı burada ödüyorum. Ben 6. gecede böyle bu adamlarla beraber sıkışıp kaldım. Dormammu. I come to bargain abi, yani Doctor Strange. Sıkıştım burada. Doctor Strange salar mısın beni artık? Ben istemiyorum bu döngüyü çünkü. Daha fazla dayanamayacak bu kalp. Yani daha ne kadar dayanabilir? Emin değilim. Oh. Buysa iyiymiş. Arkadaşlar korkutuculuğundan falan filan da değil olayın aslında. Olay tamamen şu. Aynı şeyi mentalimi kaybedene kadar yapıyor olmam. Abi bu tamamen mental meselesi şu an. İnanın aynı şeyi, yani korkmak değil bu. 10 milyon zibilyon yapışım bu. Ve şans eseri güzel şeyler çıkmıyor karşımıza. Gerçek anlamda bok gibi şans yüzdesi var oyunda şu an. Maskeyi takınca kendilerinden sayıyorlar, evet. Ama bu çok seveceğin geliyor lan Freddy böyle. Gel kanka sarılayım falan yüzünden. Artık gerçi hiçbir şey demek istemiyorum. Kelimeler de gidiyor. Kelimeler yavaş yavaş zihnimden yok oluyordu. Ruhum çürümüştü şoktan. Kim olduğumu bile hatırlamıyordum. Ben sanki adım D ile başlıyordu. Bunu bile bilmiyorum. Ruhum o sonsuz karanlık koridorlarda tümüştü. Konuşmayı da unutuyordum. 5 yaşındaki bir çocuk gibiydim. Hayır istemiyorum. Yeter. Gitmek istiyorum sadece artık. Müzik kutusunu say. Say ne kadar sebebi. Hayır. Jumpscare yemek istemiyorum. Yemek istemiyorum Golden Freddy, git. Kimse sevmiyor seni. Hop maske. Haha şaşırttım sizi. Hehehehe boy. Ya fake. Oo, bak ben sizden biriyim. Aynen öyle. Fuck. Flashlight'ımı bayağı bitirmişim bu arada. Hoppala. Yine donu indirdin ha. Ha çıkaracağım artık. Vuracağım masaya. Korkun. Yeter artık. Gelmeyin ya. Of. Bak indirme şu maskeyi. Döveceğim seni. Tamam. Tamam. Ah. Oh. Tek istediğim biraz huzurdu abi. Tek istediğim bir huzurdu abi. O da çok görüldü şu an. Onu fark ediyorum.
Yok abi, ben bu yayını 6. geceyi bitirmeden kapamayacağım mı dedim. Öyle bir hata yaptım mı ben? Abi biz mi beceriksiziz acaba ya? Bilmiyorum be. Acaba. Of ya, of ya. Ben neden bu 6. geceyi geçince yayın... 6. geceyi geçene kadar yayını kapatmayacağım diye neden ben öyle bir şey dedim ki? Nereden geldi bu özgüven birden? Vallahi şu an 90 yaşında yaşlı bir adamın kafasındayım yani. Evet güzelim, acı çektiriyorum. Aynen öyle. Olur böyle şeyler ya. Neyse. Daha zor şartlara kendimi hazırlıyorum arkadaşlar. Eğer bir gün gerçekten çok zor şartlar altında kalırsam derim ki aman Five Nights at Freddy's'in 6. gecesini oynadınız mı sizi kahpeler? Aynen. İşte o gece beni değiştirdi. O komple beni bitirdi. Ben o zaman hayatı öğrendim. Hayatın ne gibi yaşanıp bitebileceğini öğrendim. Tüm hisleri yaşadım. Heyecanı, üzüntüyü, umut, her şey. Ama o gece bitmek bilmedi. Hayatımın en uzun gecesiydi. Hayatı ben o gecede öğrendim. Oh! Ah! Maske çıkar, tak, klostrofobik yerler. Tekrar müzik kutusunu sar sonra, whoop! Fake out. Aynen öyle. Evet dedim bu arada. Ya öyle, bir anda. Hop fake. Aynen öyle. Aynen Fox'un oldu. Eğlenmeye başlıyorum artık. Hop. Ya atlayacaktın değil mi kerata seni? Ha, öyle ağlarsın. İşte böyle oyunlar yapacaksınız. Duygularıyla oynayacaksınız bu şerefsiz animatroniklerin. Ondan sonra ağlayıp gidiyorlar annelerine ağlamaya. Ya bakıyorsun. Yok koridor boş. Çünkü ağlamaya gittiler şu an. Aynen öyle, böyle ağlarsınız arkadaşlar. Ağlamaya devam. Ağlamayana meme yok demişler. O yüzden 1 2 3 4 5 al. Yine epilepsi krizi. Hop! Sen de git. Ağla, ağlata. Çünkü yoksa meme yok yani, anladın mı? 1 2 3 4 5 kaç taneyse artık. Hop! Ben artık farklı bir şekilde zevk almaya başladım. Ben gerçekten hani başka bir şeyle zevk almaya başladım bu durumdan. Abi tam götümün konumunu değiştiriyorum. Jumpscare diyeceğim ya. Of ya bak ya. Ya arkadaşlar ben şimdi götüm kayıyor diye götümü düzeltemiyorum. Hadi bakalım. Merhaba. Evet. Arkadaşlar, ilkel mağara adamlarının ilk kayda alınmış sesleri. O yüzden biraz cızırtılı, üzgünüm. O yüzden böyle olabiliyor. Böyle anlaşıyorlarmış. Partiye mi gidiyoruz, nereye gidiyoruz? Senin lanet olsun, beni nereye götürüyorsun? Söyle artık, jumpscare yiyeceksem de yiyeyim artık. Çünkü bir şeyler yiyoruz da bu bütün oyun boyunca yedik bir şeyler. Aa bana mı bu hediye? Şafşal. Doğum günüm diye mi? 26 Ocak'ta salak. İçine mi gireceğim? Ha? Salak mı? Abi bir şey yiyeceğim ben bu arada. Hayır. İstemiyorum ya. Hı. Bir dakika ya da çocuğun içine mi? Çabuk. Tam bir şey olmadı. Dedi herhalde çok çok fazla jumpscare attık bu adama. Birazcık... Olsun birazcık rahatlasın bu adam diye. Çok teşekkür ederim. Rahatlattığınız için çok 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 rahat çok çok rahatladım. Teşekkür ederim. Huf. Vallahi. Mental çöküş. Tam olarak. Evet bir yandan cevap veriyorum. Mentalim çöktü arkadaşlar. Emin olun yayına girmeden önce belli bir hayat enerjisi olan, yaşama enerjisi olan,
Pırlanta gibi bir çocuktum. Ama sadece 2 saatlik Five Nights at Freddy's 2 deneyimimizden sonra bir şeyler değişti. Bir şeyler yolunda değil. Ve bir daha hayatım eskisi gibi olmayacak galiba. Arkadaşlar yonca bağışlamayın, aynen mental sağlık bağışlayın bana şu an. Tek istediğim ve ihtiyacım olan şey şu an bu. Bu arada sıkılırsam artık yeter artık dersem şöyle bir şey yapacağım, başka bir korku oyunu oynayacağım. Ya bugün bol bol korkacağız, onda sıkıntı yok. Aman aşırı terledim artık, bıkkınlık geldi. Terlemekten bıktım ya. İnsanlar terliğim biraz şey olur, hani spor falan filan aktivite, ne bileyim kilo veririz. Ben 5 kilo verdim şu an. İndirme şu donu ya, indirme şunu. Aa yedim diye bekledim bu arada. Sabahtan beri yemediğim şey kalmadığı için artık yani artık. Cidden hayatta bocum. Ben bu arada psikolojik olarak bu oyundan çok etkilendiğim için bu oyunu son deneme olarak kaydediyorum abi. Böyle nereye kadar gidecek bilmiyorum. Işıktan da problem değil. Işık problemi de yok. Sadece pop diye böyle maskemi falan indiriyorlar ya, o sıkıntı. Ya da Five Nights at Freddy's 3 geçeceğim en sonunda gerçekten. Öyle olacak gibi duruyor. Hadi bu bölümü de artık bu gecede yanarsak ben 3 geçerim ya. Ama inik mi bilmiyorum. Ona bağlı olaraktan. 1 2 3 4 5. Artık maskeyi nasıl taktığımı ben bile algılamayabiliyorum. Öyle bir reflekse bile. Oh, evet. 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 Evet.